Makedonya Türklüğünün yücelen şehitleri. Bundan tam 76 yıl öncesi 27 Şubat 1948. Makedonya Türkleri için kapkaranlık bir gün. O gün Makedonya'da bir grup Türk aydını kurşuna dizilir. Yücelciler 1940'lardan sonra Makedonya topraklarında Türklerin milli varlıklarını, manevi değerlerini, örf, adet ve geleneklerini korumak ve yaşatmak için kurulan Yücel Teşkilatı'nı kuran entelektüel Türk insanlarıydı. Teşkilat üyelerinin büyük çoğunluğunu genç öğretmenler oluşturmaktaydı. Üsküp Köprülü başta olmak üzere Makedonya'da dağınık şekilde yaşayan Türkleri bir arada tutmaya çalışıyorlardı. Yücelciler Makedonya'da Latin alfabesiyle yayınlanan ilk Türkçe gazete olan Birlik Gazetesi'nin ilk 4 sayısını, Üsküp Radyosu'ndaki ilk Türkçe yayını, Üsküp Türk Tiyatrosu için Türkçe'ye oyunlar ve birçok öğretmenin yetiştiği Türkçe öğretmen kurslarını düzenlemişlerdir. Geçtiğimiz günlerde vefat eden Makedonya'nın önemli yazarlarından Avni Engüllü, Yücel Teşkilatı hakkında "Yücel boş bir hareket değildi. Yücel, Makedonya Türklerinin başına gelecek olanları görenlerin bir teşkilatlanmasıdır. Onların aradıkları Makedonya'da Türklerin haklarının savunulmasıdır." yorumunda bulunarak hareketin önemine dikkat çekmişti. Mehmet Ardacı kitabında yücelcilerin olup bitenleri aktarmak ve doğal olarak yardım istemek amacıyla ana vatana gittiklerini, ancak İsmet'in önünün akıllarına ve kalplerine hançer gibi saplanan misak-ı milli hudutları dışında Türk ve Müslüman unsuru diye bir şey kabul etmiyorum. Zaman çok vahimdir. Türkiye dışarıyla uğraşmamalıdır. Türkiye'nin başını ağırtmayın sözleriyle döndüklerini anlatır. 1947 yılının Ağustos-Eylül ayları aralığında Yücel Teşkilatı'ndan 17 kişi tutuklanır. Zaten verilmiş olan kararlara meşruiyet kazandırmak için mahkeme kurulur. Tutuklanan 17 kişiden 4'ü idam cezasına, diğerleri ise hapis cezasına çarptırılır. Mahkemede savcı yardımcısı yücelcilerin işlediği suçları anlatırken bir tek suçu bile ölüme götürmeye yeter, rejim düşmanıdır. Tıpkı ötekiler gibi Osmanlılık zihniyetine sahiptir. Rejimi yıkıp kendi devletlerini kurma teşebbüslerine girmişlerdir ifadelerini kullanır. 27 Şubat 1948 tarihinde Şuayb Aziz, Ali Abdurrahman, Nazmi Ömer ve Adem Ali İdrizola hapishanesinden kamyona bindirilerek Suşita köyüne götürülür. Köyün girişinde bir kayanın önünde bu dört kahraman kurşuna dizilerek şehit edilir. Bütün bunlar halk arasında korkuya neden olur ve 1953 yılında Türkiye ile imzalanan serbest göç anlaşmasıyla 15 yıl içerisinde 200 bin kişi Türkiye'ye göç eder. 76 yıl önce bugün şehadet şerbetini içen şehitlerimiz Şuayb Aziz, Ali Abdurrahman, Nazmi Ömer ve Adem Ali'yi saygı, sevgi ve rahmetle yad ediyoruz. Ruhları şad olsun. Farklı konularla görüşmek üzere, hoşça kalın.